Merhabalar. Bu videoda lojistik regresyon kullanarak kalp krizi analizi yapacağız. Şimdi kullanacağımız veri sete Kaggle'a girelim. Şu ana sayfa. Şu Hirt Atak diyelim. Bakın şuraya giriyoruz. Ben bunu zaten indirdim. Data setimiz iki bölümden oluşuyor. Birisi şöyle açalım hatta. Şöyle Hert diye. Bir de şurada başka bir veri var. Bu kısımla biz ilgilenmiyoruz. Şu dosya üzerinde işlemleri yapacağız. Şimdi kütüphaneleri ekleyelim. Import NumPy S NP Import Pandas. Kütüphaneleri ekliyoruz. Şimdi gerek olursa diye şunu ekledik. From scikit-learn nokta linear model import. Bunun içerisinde logistic regression var. Sonra preprocessing import standartlaştırma işlemi için standart scaler scikit-learn nokta model selection import train test split. Bir de gerek olursa diyor sütunları parçalamak için şu kütüphaneyi ekliyoruz. Bir de ekürü için nokta metrik import ekürü skor doğruluğunu hesaplayacağız. Kütüphaneleri ekleyelim bakalım hatamız var mı. Kaçıncı satır bu? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurada. Tamam. Kütüphaneleri ekledik. Datamızı yükleyelim. Data eşittir. PD nokta read CSV diyelim. Veri setimiz bu şekilde. Data nokta head diye. Şurada h olmayacak. Evet. Bakın buraya bazı değerler geldi. Şimdi bu değerlerin açıklaması aslında şu dataya geldiğimiz zaman şurada belirtilmiş. Mesela age yaş diyor. Bu seks dediği cinsiyet ama mesela cinsiyet değerleri 0 ve 1 olarak girilmiş ama biz 0 mı kadın 1 mi kadın ya da 0 mı erkek 1 mi erkek bunu bilmiyoruz. Bununla ilgili bir bilgi yok. Bu mesela diğer değerlere baktığımız zaman şöyle sıradan CP diye bir değer var. Bu göğüs ağrısı türü yani kalp krizine bağlı olabilecek göğüs ağrısı türü. Mesela tip 1 demiş, tip 2 demiş, tip 3 demiş. Biz bunların çok fazla da detaylarına girmiyoruz. Bizi ilgilendirmiyor ama ne olduğunu bilelim. Sonra başka ne var burada? Bu TRT-BPS diye bir değer var. Dinlenirken ki kan basıncıymış bu. Buradaki verilere göre. Burada CHOL var. Tabii bu kolesterol belli zaten. FBC var. Açlık kan şekeri. İşte açlık kan şekerinden kastı da. Bakın şurada işte 120 açken işte 120'nin üzerindeyse 1, altındaysa 0 değeri vermiş. Burada Restek G değeri var. Dinlenme esnasında EKG değerinin sonucunu veriyor. Bakın şurada rest ECG dediği şurada bakın. 0 normalmiş. 1 işte şöyle bir değermiş. 2 de
şöyle bir değermiş şeklinde. Biz bunların içeriğiyle ilgilenmiyoruz. Sadece olan değerlerle ilgileniyoruz. Çünkü bizim işimize yaramayacak bu veriler. Bunun haricinde bakın şu değer var. Dakika başı kalp atış hızı. Başka bu XNG değeri var. Egzersize bağlı göğüs ağrısı var mı yok mu? 0-1 değerleri dönecek. Bir de old peak değeri var. İşte bu SLP değeri, CAA değeri falan var ama bunlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Yani burada girilmemiş. İnternetten arayıp bulabiliriz tabii. Ama bu kısım da bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece buradaki verilerin üzerinde işlemler yapacağız. Şimdi data nokta Descript diyelim. Şöyle çalıştırdığımızda bakın. Mesela burada 303 tane veri varmış. 303 kişi için. Buralara baktığımız zaman da bakın. Nul yani boş veri olmadığını görüyoruz. Mesela yaş için düşündüğümüzde en küçük kişinin 29. En büyük burada ölçüm yapılan kişinin 77'ymiş. Tabi cinsiyetler 0-1 burada çok fazla bir şey olmaz. CP değerine baktığımız zaman da İşte minimum 0'mış. Maksimum biz bunların 1-2-3 hani göğüs ağrısıydı bu muhtemelen. Göğüs ağrısı çeşitleri. Yani bu şekilde veri üzerinde fikir sahibi olabiliyoruz baktığımız zaman. Şimdi yine data.info veri hakkında bilgi alabileceğimiz alanlar. Bakın burada veriler var. Verilerimizin tamamına yakını int 64'müş. Sadece bu old peak dediğimiz değer ki biz buna şurada var mıydı old peak? Burada da yoktu. Bu değer sadece float değerlerden oluşuyormuş. Yine acaba veri içerisinde null var mı? Data.is null parantez açtık nokta sum dediğimiz zaman da bakın bize null değer varsa bunları verecek. Ama yokmuş. Peki bizim sütun isimlerimiz ne? Columns. Çalıştırdık. Şurada şu parantez olmayacak. Bakın bizim sütun isimlerimiz de bu şekildeymiş. Şimdi işte her bir atıyorum cinsiyetten kaçar tane var ya da her bir değerden kaçar tane var. Bunlara ayrı ayrı bakmak istersek de mesela data sex diyelim. Yani cinsiyet sütunundan kaç farklı değer birbirinden farklı olan value count. Şu şekilde aradığımız zaman diyor ki bakın bu bir değerinden 207 tane, sıfır değerinden de 96 tane varmış. Ama başta dediğimiz gibi biz bunların hangisi erkek hangisi kadın bilmiyoruz. Bu kısımla da çok da ilgilenmiyoruz. Aslında bilsek hani kadınlar üzerinde kalp krizi riski daha çok ya da daha düşük de diyebilirdik. Ancak böyle bir verimiz de elimizde yok. Şimdi sütunları kategorik mi, sayısal mı bir inceleyelim. For i in list diyelim. Parantez içerisinde listeye dönüştürecek neyi? Data.columns. Buradaki her bir değere print şöyle süslü parantez şu içeride olacak. Süslü parantez. Parantezi kapattık. Pardon, format diyeceğiz. Şöyle. Yalnız burada tırnak açacağız. Kapattık. Nokta. Format. Parantez içerisinde diyeceğiz ki i virgül data i nokta value counts nokta shape 0. Bu bize burada ne hata yaptık? Şurada bir parantezimiz var. Şurada kapatacağız. Bakın her bir şeyden mesela burada kategorik mi ya da sayısal mı? Yani 41 farklı yaş bilgisi varmış. 2 farklı cinsiyet. Demek ki bu kategoriktir. Mesela bu CP değeri 4 farklı değer varmış. Demek ki bu kategorikmiş 1, 2, 3, 4 diye. Bunun kategorik olması gibi bir şey söyleyemeyiz ya da bunun kategorik olması.
Ama bu bir kategorik veriymiş, bu da bir kategorik veriymiş. Bunlar farklı sayısal nümerik değerlermiş. Bu da kategorik, bu da nümerik. Bunların hepsi de, kalanların hepsi de kategorik diyebiliriz. Zaten output bizim çıkış katmanımız oluyor. Bunun da 0 ya da 1 olarak değerlendirildiğini düşünüyoruz. 0 ise kalp krizi geçirmemiş, 1 ise kalp krizi geçirmiş diyebiliriz. Bakın baştakilerin hepsi 1 olarak da sınıflanmış. Şimdi buradaki kategorik değişkenleri bulalım. Kategorik diyelim. Daha doğrusu bunlar üzerinde işlem yapacağız. Biz bunların hangisi olduğunu az çok bulmuştuk. Mesela bu cinsiyet sütunu demiştik. CP diyebiliriz. Burada 4 farklı değer var. Sonrasında FBC diyebiliriz. Bunları birbirinden ayıracağız. Kategorik verilerle sayısal verileri birbirine katmadan öğrenme işlemini yaptıracağız. Yani burada aslında başka parametrelere çevireceğiz bunları. Şuradaki restek değeri şunu aldık, virgül tırnak içerisinde ve şu değer virgül şu SLP değeri CAA değeri virgül THAL değeri virgül ve burada işte bir de output var. Şu an öğrenme işlemi yapmayacağım. Sadece bana gerekli olduğu için de bunu alıyorum. Çalıştırdık. Şimdi bir tane data frame oluşturalım. Data kategorik eşittir. Data.log köşeli parantez tüm satırlar virgül kategorik. Burada belirttiğim sütun isimlerini al diyorum. Bakalım almış mı doğru değerleri? Yeni data frame'im şu şekilde. Bakın hepsi burada kategorik veriler. Tamam, çok güzel. Şimdi bunu bir grafiğe dökelim. For i in data kategorik. PLT nokta figure. Şöyle. CNC nokta count plot. X değeri eşittir i olsun. Her bir ayrı ayrı gelen. Datamız eşittir. Büyük data olsun artık. Pardon, kategori oluşturduğumuz, onu katmıyoruz buraya. Son olarak neye göre renklendirme, yani oluşturacak bunu? Output değerlerine göre. Bakın geldi. İçerisinde zaten her şey var. Şimdi diyor ki bu cinsiyete sahip kişi artık 0 mı 1 mi? Çıktı olarak 0 cinsiyetine sahip kişi buradaki işte şu değer neymiş mesela? Bir dakika. Niye hepsini count yapmış? Cinsiyete göre. Biz burada bir de o zaman şunu ekleyelim. Açıklama yapmamış. PLT nokta title. Title'ı da buradan gelen i değerleri olsun. Tamam, şimdi oldu. Eksik kalmıştı. Bakın cinsiyet olarak düşünürsek kalp krizi vakaları işte şu sıfır cinsiyetinin daha düşükmüş. Bir cinsiyetinde bakın kalp krizi yüksekmiş. Arada bariz bir fark var. Yine buraya baktığımız zaman şimdi bu göğüs ağrısı tipleri vardı. Tip 1 göğüs ağrısı için düşündüğümüzde tip 1 göğüs ağrısına sahip kişilerin çoğunluğu kalp krizi geçirmiyormuş. Azınlık geçiriyormuş. Tip 2'ye sahip olanların göğüs ağrısı çoğunluğu kalp krizi geçiriyormuş. Tip 3'e tip 3 tipi göğüs ağrısı olanların da çoğu kalp krizi geçiriyormuş. Buradaki gibi bakın oran daha da artmış. Yine tip 3 tarzı göğüs ağrısı olanların çoğunluğu kalp krizi geçiriyormuş ama buradaki oran şunlar kadar farklı değil. Ya da bu FBS değeri neydi? FBS'i biz almış mıydık? Açlık kan şekerini düşündüğümüz zaman bu açlık kan şekeri olmayanlarda kalp krizi riski yüksekmiş. Açlık kan şekeri yüksek olanlarda, belli bir değerin üstünde olanlarda kalp krizi yüksekmiş. İşte bu şekilde verdiğimiz kategorilere böyle sınıflara ayırabiliriz. Yani bunu grafiğe dökebiliriz.
Şimdi bu işlemin aynısını sayısal veriler için yapalım. Şuradaki değerlerimizi alalım. Bakın burada hangileri sayısal belli. Şunun aynısını yapacağız. Bakın o zaman sayısal eşittir köşeli parantez içerisinde h diyebiliriz. Şu değer alalım. Virgül. Şu değer. Şu old peak değeri. Bir de bize lazım olacak output var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olması lazım. Oluşturduk. Şimdi bunu oluşturduktan sonra şurayı alalım. Buna ihtiyacımız olacak. Data sayısal dedim. Buradan sayısal değerleri çektik. Ne oldu? Burada şu değerlerin olduğu verileri çekmiş olduk. Sayısal değerlerin olduğu verileri. Tamam. Şimdi bunu da görüntüleyelim. cnc.pairplot data sayısal nokta bu hue değerini output'a göre yapıyoruz. Bir de burada bir parametremiz var. Diag kint eşittir kd kernel değeri prt nokta show. Bakalım ne verecek bize. Şimdi bakın burada değerler veriyor. Bakın bu yaş. Yaş düşündüğümüz zaman işte yaşta yaşın ilgisi kalp krizi geçirenlerle geçirmeyenlere bakın vermiş. Burada bizim göreceğimiz şey bakın burada çarpıklıklar var. Burada bir çarpıklık var. Şurada bakın neredeyse pik yapmış tepe noktasına gelmiş. Bunları bu şekilde de görmüş grafiğe dökmüş olduk sayısal verilerimiz. Şimdi burada bir standartizasyon işlemi yapmamız lazım. Scaler eşittir. Standart scaler dedik. Sonra scaled array eşittir. Scaler nokta fit transform ne bu? Data üzerinde işlem yapacağız. Buradaki sayısal değerlere hepsini al. Nereye kadar? Output hariç. Bakın. Bizim bu sayısal değerlerimizde biz output'u da çekmiştik. Ama artık bunu almadan scale işlemi yap dedik. Bakalım scale array'imize. Ne yaptık? Sayısal değerlere bu şekilde bir standart scaler'a sokmuş olduk. Kategorik verilerle orada 0, 1, 2 cinsinden hep veriler. Orada da farklı bir işlem yapacağız. One hot encoder metoduna benzer şekilde sütunlara böleceğiz. Şimdi şurada datamızı bir yedekleyelim. Data 1 eşittir data nokta copy diyelim. Orijinal bir dursun. Genelde bazen bozabiliyoruz. Şimdi bakın standart işlemini birazdan yapacağız. Burada kategorik verilerimiz var. Bunları da bakın 0, 1, 2, 3 şeklinde gidiyor ama makine öğrenmesi bunları biz daha önceki örneklerde bunları doğrudan veri seti olarak verdik ama orada hata oranı yükseliyor. Neden? Buradaki 1, 2, 3 değerlerini seviye olarak yani 0 yokluk, 1 biraz varlık, 2 daha çok, 3 en çok şeklinde alıyor. Biz burada bunları sütunlara bölüp nasıl yapacağız? Mesela bu 0, 1 ise restek mesela 0, 1, 2 şeklinde gidiyor. Restek 1, 0, restek 1, 1, restek 2, 2 şeklinde sütunlara böleceğiz. Şimdi hemen yapalım ve bunu
ayrıntılı bir şekilde görmüş olalım. Data 1 eşittir pd nokta get dummies. Bu şekilde bir metot var. Bunları oluştururken aynı one hot encoder metodu gibi data 1 nokta, daha doğrusu virgül, columns eşittir kategorik veriler üzerinde bu işlemi yapacağız. Ancak bu işlemi yaparken output haricindekileri yapacağız. Önceki değerleri, yani artık burada oluşturduktan sonra eski değeri de ben atsın istiyorum. Drop first eşittir true. Yoksa bunun aynısı bir daha kalacak. Fazladan sütunumuz olacak. Data 1 nokta pet diyelim şöyle. Bakın olmuş oldu. Output burada ama biz output'un nerede olduğuyla ilgilenmiyoruz. Eldeki verilerin tamamıyla ilgileneceğiz. Bakın şurada mesela derece vermiş dediğimiz talcom metodu için buradaki, yani bu sütun için sıfırların olduğu, yani 0-1 mi tal 1. Tal 2 şöyle 0-1-1. Yani buradaki işlemi biz şöyle göstermek istersek. Mesela bu 1 olsun, bu 2 olsun, bu 3 olsun, bu 4 olsun. Bu şekilde gidiyor verilerimiz. Bu 1 ise eğer şuraya 1, 0, 0 attı mesela. Bu 2, o zaman şu 0, şu 1, şu 0 şeklinde. Bu 3, şu 0, bu 0, bu 1 şeklinde, bakın sütunlara bölüp bunlara varlık yokluk şekline dönüştürmüş oldu. Yani burada bir derecelendirme vardı. Bu hale getirmiş oldu sütun sayısını arttırarak. Böyle bir öznitelik çıkarımı yapmış olduk. Şimdi bağımlı ve bağımsız değişkenlerimizi oluşturalım. X eşittir data 1 nokta. Biraz karışık, hemen drop edelim bu output'u. Köşeli parantez output virgül şurada axis eşittir 1. Y eşittir data 1 köşeli parantez output yaptık. X'imiz Y'miz. Bakın output'u buradan almış olduk. Drop edip düşürdük. Tamam. Buradaki şimdi az önce yaptığımız sayısal verilere scale işlemini uygulayalım. Zaten bizim bir scaler'ımız yok muydu şurada? Yapmıştık scale işlemini. Şunu alalım tekrar. Zaten biz bunu çalıştırdık. Çalıştırmaya da gerek yok ama elimizin altında dursun. X diyorum. Sayısal tüm sütunlar eksi 1 hariç. Eksi 1'de output vardı. Eşittir scaler nokta fit transform. Burada x sayısal olan bizim verilerimiz hepsi eksi 1 output'a kadar. X diyorum. Bakın sayısal veriler üzerinde scale işlemini yaptık. Kategorik veriler üzerinde bu işlemi yapmadık duruyor. Train test split'i oluşturalım. Zaten bitmek üzere. X train virgül x test virgül y train. Ne oldu? Biz karışık bir veri seti üzerinde kategorik verilerle sayısal verileri birbirine karıştırmadan burada makine öğrenmesi işlemi yapmış olacağız lojistik regresyonla. Eşittir train test split. X virgül y virgül test size eşittir 0.15 verelim. Yeterli. Random state eşittir. Buna da 5 verelim. İstediğimiz bir değer verebiliriz. Bakalım hata yaptık mı? Çok güzel çalıştı. Şimdi lojistik regresyonu. Log reg eşittir
logistic regression. Bunu da oluşturduk. Logrec.fit. Neyi fit edeceğiz biz? X train virgül y train. Tamam. Çalıştırdık. Lojistik regresyondan bir tane nesne üretmiş olduk. Burada fit ettik daha doğrusu verilerimizi. Y prediction. Şimdi burada probabilistik bir değer oluşturacak. Lojistik regresyon kendinden oluşturacak. Nedir bu? Sonuçları probabilistik olarak çıkarması. İhtimal hesaplarına dayanan. Yani yüzde şu kadar şuysa bize sonuç itibarıyla bu kadındır, bu erkektir şeklinde 0 ya da 1 vermeyecek. Bu %95 kadınsa %5'tir şeklinde bir çıktı verecek. Biz bunları sonradan da düzenleyeceğiz. Şimdi ypred prop eşittir logrec diyelim. Lojistik regresyon predict ve buradan proba, bunu sınıfa dahil etmiştik. Ya aslında bu lojistik regresyonla birlikte geliyor. X test için bu işlemi yap ve sonucu, bu olasılık sonucunu bana ver diyoruz. Bakın tam da bahsettiğim gibi diyor ki bu işte %15 ihtimalle kanser değildir ama %85-84 küsur ihtimalle kanserdir diyor. İşte bu ikinci veri. Şimdi bunu da görelim. Tabii burada çıktıları yok. X testlerin buna da nasıl ulaşacağımızı göreceğiz. İşte şuradaki ikinci verilere sahip kişi %99 ihtimalle kanser değil ama şu kadarlık ihtimalle de kanserdir şeklinde bize sonuçları verdi. Şimdi buradaki değerleri alalım biz. Y prediction eşittir pd nokta data frame y pred. Bu probabilistik sonuçları verdik. Buna yet demeyelim. Pardon, burada bir işlem daha yapmamız lazım. Bize bunların indis değerleri lazım. Insert şuraya ekleyelim. Y prediction eşittir. Np nokta argmax. Ne diyeceğiz? Y pred probabilistik virgül axis eşittir 1. Y prediction. Bakın şu sonuçları aldık. Yani artık birinci biz burada ne demiştik? Bu %84 de kanser. O zaman bize sonucu 0,1 olarak ver. 1 olarak verdi. Bu kanser. Ya da ikinciye baktık. %97 ya da %99'lu kanser değildi. Bakın buraya da bunu 0 olarak döndürdü. Şimdi şuraya dummy diyelim. Data frame. Tamam, şunu yazdık. Dummy eşittir. Ya da şöyle yapalım. Y prediction isminde bir sütun oluştursun bize. Bu yeni data frame'imiz eşittir. Y prediction dummy nokta ekledim. Bakın bize artık şurada bu 1'dir, bu 0'dır. Yani şu veriler üzerinde bir karar durumu oluşturmuş oldu. Son olarak accuracy'ne de bakalım. Yani bu, biz bu işlemi yaptık ama bunun doğruluğu yüzde kaç? Print test accuracy virgül accuracy score parantez içerisinde ypred değerleriyle birlikte ytest'i bize karşılaştır. Yani predict ettiğimiz değerlerle test değerlerini karşılaştır. Bakalım yüzde kaç doğru buluyor. Bakın %89 ihtimalle bunun doğru sonuçlar bulduğumuzu bize söyledi. Gerçek değerlerle bizim burada çalıştığımız test değerlerini, prediction değerlerini karşılaştırmış olduk. Bu bölüm bu kadar. Lojistik regresyonla kalp krizi analizi yaptık ama çok karışık işlemler yaptık.
burada. Çünkü aslında böyle yapılması gerekiyordu. Sayısal verilerle kategorik verilerin birbiriyle karşılaştırılmadan bu şekilde sonuçların elde edilmesini sağladık.